Necdet Sivaslı. PKK istiyor, AKP hükümeti yerine getiriyor. Şimdi herkes birbirine şu soruyu yöneltiyor. 30 yıldır silahlı mücadele veren ve kana doymayan bir terör örgütü var. Bu örgütün silah bırakması, huzur ortamına kavuşmamız hepimizin isteğidir. Ancak piknik yapmak için daha çıkmadık diyen ve birçok isteği olan bu örgüt, niye durup dururken birdenbire silah bırakıp pes etme noktasına geldi? Ne oldu da bu gelişmeler oluyor? Kapalı kapılar ardında bir pazarlık mı var? Bu örgüt birçok vaat almadan böyle bir adımı niye atsın? Bugüne kadar bu sorulara resmi ağızlardan açıklık getirilmedi. Ancak ortaya çıkan İmralı tutanakları ve sızan bazı haberlerden PKK'nın isteklerinin de AKP hükümeti tarafından kabul edilerek hayata geçirileceği görülüyor. Yapılacak olanlar ve atılacak adımlar süreç içinde millete hazmettirilmeye çalışılacak. Bunlar tesadüf olabilir mi? Hiç kuşkusuz barış ortamının sağlanması, huzur içinde yaşamanın bir takım koşulları olacaktır. Ancak bunların üniter yapımızı bozmaması, geleceğimizi tehdit etmemesi, anayasamızla oynanmamasıyla gerçekleşmelidir. Yapılanlara baktığımızda, bugünkü hükümetin ülkeyi ve milletimizi bölmeye götürecek adımlar atmaya hazırlandığını görüyoruz. Kuzey Irak'ta PKK'nın elinde tutuklu bulunan bazı kamu görevlilerinin serbest bırakılmasından hemen sonra KCK tutuklusu 23 kişinin serbest bırakılması acaba neyle izah edilebilir? Anlamakta güçlük çekiyoruz. Yine hiç zaman kaybedilmeden AKP tarafından anayasadan 3 madde ile birlikte Atatürk milliyetçiliğinin çıkarılması konusunda bir adımın atılması neyle millete anlatılabilir? Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun AKP'li üyelerinin anayasanın değiştirilemez maddelerinin yeniden düzenlenmesi formülü üzerinde bir çalışma başlatmaları sanırız tesadüf değildir. İmralı ile yapılan görüşmelerde varılan bazı anlaşmaların bu şekilde hayat bulmaya çalışılacağı da açık biçimde anlaşılıyor. Türk milletine kurulan tuzak. Şu açıkça ortaya çıkmaktadır. Atatürk milliyetçiliğine bağlı ifadesinin anayasadan çıkarılması gündemdedir. Yetmedi. Devletin dili Türkçedir ifadesinin yerine resmi dil Türkçedir olarak değiştirilmesine çalışılıyor. Yine yetmedi. Türk devleti ifadesinin yerine Türkiye devletinin monte edilmesi gündemde bulunuyor. Türk milletine bir tuzak kurulmaktadır. Lafı fazla uzatmanın anlamı yoktur. AKP hükümeti Türklüğü yok etme projesini PKK ile yapılan anlaşmayla yok etmeye çalışmaktadır. Ortaya çıkan İmralı belgeleri ve yapılmakta olanlara bakacak olursak bu gerçeği bütün çıplaklığıyla görmüş oluyoruz. Bunun karşısında duranlar, buna karşı çıkanlar da sürece zarar veren provokatörler olarak gösteriliyor. Millete korku ve endişe enjekte ediliyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu bile öğrencilere bu süreçte başarılı olamazsak bizi lime lime eder, parçalara bölerler demedi mi? Türklüğün varlığı, manevi değerleri, adı bayrağı, çıkarları ayaklar altına alınmak isteniliyor. Atatürk milliyetçiliği yıkılmak ve silinmek isteniliyor. Vatan ve millet sevgisi, sevdası yok ediliyor. Çünkü terör örgütü PKK ile yapılan müzakerelerde bu konular ele alınmış. Bugünkü noktaya da bu şekilde gelinmiş olduğu izlenimini ediniyoruz. PKK'lılar barış güvercini oldu. Bu yazdıklarımız ve saydıklarımızla mı kalınacak? Hayır. Önümüzdeki süreçte daha nelere şahit olacağız, nelerle karşılaşacağız göreceğiz. Başbakan Erdoğan konuyla ilgili olarak önceleri yaptığı açıklamada kamuoyu her şeyi yapıldıkça görecek ve öğrenecek demedi mi? Yıllardır cinayet işleyen, kan kusturan, Türkiye'yi uçurumun kenarına getiren kanlı terör örgütü PKK ile yapılması gereken mücadele bir kenara bırakılmış, bu terör örgütü ve uzantıları bugün adeta barış güvercini konumuna getirilmişlerdir. PKK'lılar da onların siyasi uzantıları da bugün şov yapmakta, milletimizde alay etmektedirler. Bugünleri de görüyoruz. AKP-BDP koalisyonunun Öcalan'ın isteklerini yerine getirmek amacıyla bir koalisyon kurulmuştur. Bu koalisyon, başkanlık sistemini meclisten çıkarıp referanduma götürülmesi konusunda da anlaşmış görünüyor. Çünkü medyaya sızan İmralı tutanaklarında Öcalan başkanlık sistemini destekleyeceğiz diyor.